Eyüp Gültekin, selamun aleyküm. Risale-i Nur madem ki müceddidi dindir, içindekiler hakikattir, o zaman sadece nurcuların değil, bütün ümmetin sahip çıkması gerekmez mi? Çünkü hakikat kişilere göre değişmez ve müceddit içinde bulunduğu asırdaki bütün Müslümanların meşrep ayırt etmeden ihya eder. Ancak günümüzde Risale-i Nur ve Bediüzzaman rahmetullahi aleyh sadece nurcularla sınırlı kalmış. Bunun sebebi nedir? Doğru olan bu mudur? Bir ehli tarikat Risale-i Nur'larını istifade edemez mi? Risale-i Nur madem ki müceddittir, içindekiler hakikattir. O zaman sadece nurcuların değil, bütün ümmetin sahip çıkması gerekmez mi? Elbette gerekir. Fakat ümmet dediğimiz insanların %80'i avam. Neye inanacağını, neye inanmayacağını bilmez, bilmiyorlar. Ancak devlet reisi, yani onların dini hemen hemen melikin dini gibidir. Devlet reisi bir iş yaptığı zaman hemen bütün insanlar onu yapar. Mesela bir zaman bir başvekil kuşburnu çok gıdalı bir şeydir dedi. Türkiye kuşburnu kara borsaya düştü. Yani bir işte ayran iyidir dedi. Ayran kara borsaya düştü. Yani ayran iyidir dedi mi devlet başkanı, herkes ayran içiyor. Yani bu insanlar hakikati hakikatin kendisinden anlayamıyorlar, bilemiyorlar. Ona ihtiyaç görmüyorlar. Ancak büyük bir adam, yani siyasi bir adam bir şey söyledi mi ona tabi oluyorlar. Şimdi zaten müceddidin vazifesi dine karıştırılmış olan batıl şeyleri tasfiye edip dini asli vaziyetiyle ortaya koymaktır. Müceddidin vazifesi budur yani. Dine karıştırılmış olan batıl şeyleri tasfiye edip dini asli vaziyetiyle ortaya koymaktır. Batıl olan şeyleri, dalaletleri, fıskı fücuru dinden ayırmaktır. Müceddidin vazifesi budur. Risale-i Nur da bunu yapıyor. Ümmetin buna sahip çıkma mecburiyeti aslında var, fakat kimse bu ihtiyacı ekseriyetle hissetmiyor. Her bir tarikat ehli Risale-i Nur okuyabilir. Risale-i Nur, nurculara mahsus bir şey değildir. Ümmetin malıdır. Risale-i Nur, Üstad Hazretleri, miri malıdır diyor, devlet malı. Yani ümmet-i Muhammed'in malıdır. Bunu kimse tesahip edemez. Bu benimdir, sen basamazsın diyemez. Sen okuyamazsın diyemez. Biraz bu noktada nurcuların hataları oldu. Biraz nefis, şeytan, his, vehim işin içine karıştı. Para işin içine düştü. Risale-i Nur'ları basıp dağıtmak vesaire gibi bunu altına aldılar, inzivat altına aldılar. Tabi büyük geliri olan bir şey. Risale-i Nurlar, yüz binlerce, binlerce baskısı olan bir eser yani. Onun için mesela bir adam, ben şu Risale-i Nurları sizin istediğiniz şekilde nurculara dese, yani sizin istediğiniz şekilde basıp Allah rızası için dağıtacağım, fi sebilillah dağıtacağım dese bırakmazlar. Ona müsaade etmezler yani. Hepsi de öyle. Mesela Tevafuklu Kur'an, Hüsrev Efendi Hazretleri'nin yazdığı, birisi dese ki bunu ben Allah rızası için bu Ramazan'da 500 bin, 1 milyon basıp Ümmet-i Muhammed'e dağıtacağım. Fisebilillah, bana selahiyet verin, çünkü selahiyetli iş bu iş, vermezler. Yani biz bir derece bunu kayıt altına almışız. Bu Risale-i Nur'dan gelen bir hata değil, ona mensup olanların işlediği bir hatadır. Ümmete açılmamasının mühim sebebi budur.
Bunu ta gününde Üstad Hazretleri'nin vefatından sonra birkaç gün içinde bu büyük abilerden hemen hemen hepsi Zübeyir abi hariç Mehmet Feyzi Efendi'nin ziyaretine gidiyorlar. Diyorlar ki üstadımız vefat etti. Bundan sonra biz kendi aramızda karar aldık. İnşallah siz ne derseniz o şekilde hareket edeceğiz. Feyzi Efendi de diyor ki bu sıhhatli bir haber. Ben kendim duyduğum bir haber bu. Feyzi Efendi diyor ki ben öyle bir şeye layık değilim. Ya Allah razı olsun hüsnü zannetmiş gelmişsiniz fakat ben buna layık bir insan değilim. Ama madem buraya kadar gelmişsiniz size bir kardeş tavsiyesi yapayım. Nedir demişler? Demiş herkes kendi memleketine çekilsin. Kendi imkanlarıyla, kendi çevresiyle Risale-i Nur hizmeti yapsın. Risale-i Nur'un etrafına çember çevirip ümmetin girmesine engel olmayın. Risale-i Nur'un etrafına çember çevirip ümmetin oraya girmesine engel olmayın. Tabii bu hiçbirinin işine gelmemiş. Olur efendim demiş. Çıkmışlar İstanbul'da komite kurdular. Kimse onların haberi olmadan ne Risale-i Nur basabildi, ne Risale-i Nur dağıtabildi. Efendim ne Risale-i Nur medresesi açabildi. Onun için bu işte bu kardeşimiz haklı bir şey söylüyor. Ümmetin buna sahip çıkması lazımdı. Fakat maalesef bazı şahısların kusurları Risale-i Nur'un etrafına çember çevirdi, televgü yaptı ve ümmetin oraya girmesine mani oldu. Ama bu Risale-i Nur'un kıymetini düşürmez. Risale-i Nur'un vazifesi budur, mücedditliktir. İslam'a karıştırılmış olan batıl şeyleri tasfiye eder, dini asli haliyle ortaya koyar. Vazifesi budur. Bunun sebebini işte söylediğim gibi, yani niçin böyle olmuş? Böyle olmuş. Yani bir şu anda iyi bir gelir şeydir. Şimdi herkes kendine göre bir çizgi çizmiş. Filancanın hizmetinden elde ettiği işte neşriyattan şundan maddi imkan sadece kendi medresesine verir. Öbürü de kendi medresesine, öbürü de kendi medresesine. Öyle olunca tabii kimsenin girmesine müsaade etmiyorlar. Başkalarının müdahale etmesine kimsenin müsaade etmiyorlar. Maddi şey kaçıyor çünkü. O kendine göre kendi medresesi çalışıyorsa Risale-i Nur iş görüyor. Aynen ümmetin içindeki benim dediğimse İslami'dir. Benim dediğim değilse İslami değildir. Ben kendimi muhafaza ettiysem İslam muhafaza oldu. Kendimi muhafaza etmezsem İslam gitti. Böyle bir sakat mantık. Risale-i Nur'da da kendini gösterdi. Ve yanlış oldu tabii. Bu kardeşimizin de haklı olarak çok güzel bir tespitiyle yanlışa düştüler. Doğru olan bu değildir. Doğru olan dediğim şekilde Risale-i Nur'un ümmete mal olmasıdır. Her isteyen Risale-i Nur'a samimi olduğu tespit edilen her insan Risale-i Nur'a sahip çıkmalı, hizmetini yapmalı. Biz şimdi birisine, bir adama Risale-i Nur külliyatı hediye edecek olsak bayağı pahalı bir şey yani. Yani aslında pahalı değil, piyasaya göre normal fiyat ama piyasada bize ağır geliyor yani. Adam bizden Risale-i Nur istiyor. Maliyetine veya ehli himmetin yardımıyla belki bedava olarak dağıtılacak duruma getirmiyorlar. Çünkü kazanç var işin içinde. Ehli tarikat Risale-i Nur'dan istifade edemez mi? Eder. Herkes Risale-i Nur'dan istifade eder. Herkes. Alır kendi eseri gibi okur. Hiç kimse buna mani olamaz. Çünkü mirin malıdır, devletin malıdır, insanların, cemiyetin malıdır.